Geleceğin meslekleri konusunda Işık Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ercan Solak, Rektör Yardımcısı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Size sözü bırakacağım. Hocam buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Tabii meslekleri, tercihleri konuşuyoruz ama geleceğin meslekleri ve buna ilişkin tabii ki adayların gelecekte nasıl bir süreçle karşılaşacağı konusunda sizin değerli bilgilerinize ihtiyaç var hocam. Söz sizde. Buyurun hocam. Merhaba, ben Ercan Solak, bilgisayarcıyım ben, bilgisayar mühendisliği hocasıyım. Şimdi geleceğin meslekleri üstüne konuşacağız. Konuşmanın sonunda aslında geçmişin meslekleri üstüne konuşarak bitireceğiz. Bunu da niye öyle olduğunu anlatmaya çalışacağım size. Şimdi kendi hayatınızda da düşünebilirsiniz. Kendi hayatınızda bir yıl önceye gidip bugünü tahmin etmeye çalışsaydınız, bugün nerede olacağınızı tahmin etmeye çalışsaydınız, herhalde çok kolay bir şey olmayacağını öngörebilirsiniz şu andan geriye doğru baktığınızda. 5 sene önceyi düşündüklerinizi hatırlayabiliyorsanız bugünle ilgili, herhalde epey bir şey değişmiştir. 5 sene önceki öngörülerinizle, beklentilerinizle bugün buradaki, ya ne oldu işte, puanımız bu, bunu istiyorum, 5 sene önce şunu istiyordum diye karşılaştırdığınızda epey bir şeyin değişmiş olduğunu görebilirsiniz. Biraz daha 10 yıl önceye geçin, daha da büyük bir fark göreceksiniz. Bir meslek erbabı mesleğini yaklaşık olarak 45 yıl falan icra eder. Düşünürseniz 25'inde mesleğinizi icra etmeye başladınız, işte 45 yıl koyun üstüne, 70'e kadar falan icra edeceğinizi düşünün. 45 yılı öngörmeye çalışın. 5 yılda okuyacaksanız 50 yıl. Hadi sonunu öngörmeyin, 30 yılı öngörmeye çalışın. 30 yıl sonra ekmek yiyeceğiniz mesleği seçmeye çalıştığınızı düşünün. Çok kolay bir şey değil herhalde, değil mi? Yani şu andan nokta atışı yapmaya çalışmak oraya çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla kendi hayatınızda da baktığınızda, toplum hayatında da baktığınızda, özel alanlardaki, mesleklerdeki, meslekler bazında da baktığınızda geleceği tahmin etmenin aslında çok zor bir şey olduğunu deneyimlemiş olmamız lazım. Yani bu birbirimize söyleyip de aktarabileceğimiz bir şey değil. Hepimiz kendi hayatımızda bunu deneyimlemişizdir. Ne düşündük, ne oldu demişizdir herhalde. Şimdi ne düşündük, ne olduğuyla ilgili size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Dolayısıyla gelecekle ilgili konuşurken birazcık muhafazakar olmamız gerektiğini, birazcık daha düşük tonlu konuşmamız gerektiğini bize birazcık ilham edecek birkaç şey söyleyeceğim size. 1962'de birisi diyor ki, bu grubun sound'u çok iyi değil. Zaten gitar müziği de artık ölmeye yüz tuttu. Bunu diyen Decca müzik şirketi, duymuşsunuzdur belki. Hangi grup hakkında diyor olabilir bunu? 1962, Beatles hakkında diyor. Geleceği tahminle ilgili konuşuyoruz. Sonra başka bir tahminden bahsedeyim. 1943. Dünyada maksimum 5 bilgisayarlık bir pazar var. Kim diyor olabilir bunu? IBM'in o zamanki genel müdürü Thomas Watson diyor bunu. Celsius derecesini biliyorsunuz. Başka ne dereceleri var? Fahrenheit var, bir de Kelvin var, değil mi? Kelvin Lord'tur aslında. Lord Kelvin'dir. 1800'lerin sonunda yaşamış, Royal Society'nin de başında olmuş bir insan. Diyor ki Lord Kelvin 1883'te, X ışınları denen şeyler uydurmadır, yok öyle bir şey diyor. Geleceği tahmin. Gene bunlar yani yolda rastlayacağınız insanlar değil, bunlar acayip beyinler yani. Gelecekle ilgili bu tür tahminlerde bulunuyorlar. Hani sizin benim tahminim değil bunlar, Kelvin'in tahmini. Başka bir tahmin,
Bu da 1864'te tren lokomotif icat edildikten sonra Prusya Kralı 1. William'ın bir tahmini. Demiş ki o da kimse Berlin'den Potsdam'a bir saatte gitmek için para ödemez. Atıyla güzel güzel bir günde bedavaya gitmek varken demiş. Sonra başka bir tahmin. DEC bilgisayarları, şu anda bu şirket yok ama çok zamanda IBM gibi bir şirketti. 1977'de demiş ki bilgisayar üreten bir şirket bu DEC. Bunun kurucu başkanı Ken Olson demiş ki insanın evinde bilgisayar olması için hiçbir sebep yok. Sonra IBM tahminde biraz şey, birkaç tane daha izi var. Xerox şirketi yatırım için, Xerox'u duymuşsunuzdur herhalde. Xerox şirketi yatırım için IBM'e geldiğinde demiş ki en fazla 5000 tane fotokopi makinesi kaldıracak pazar var. Onun için fonlamıyoruz sizi demişler. Daha da son bir örnek vereyim. Son iki örnek vereyim hatta. Yani bunlar artık, yani bunların zekasıyla ilgili hepimizin bildiği şeyler var. 1889'da demiş ki biri, alternatif akımla uğraşmak çok saçmadır. Alternatif akımın kimse kullanmaz demiş. Kim demiş? Edison demiş bunu. Başka biri daha 1938'de demiş, atomdan nükleer enerji elde etmek mümkün değildir. Çünkü bu atomu parçalamak demek demiş. 1932. Kim hayatta düşünürseniz o sırada? Einstein. Dolayısıyla bunları niye anlattım size? Geleceği tahmin etmek çok zor bir şey. Geleceğin mesleklerini tahmin etmek çok zor bir şey. Gelecekte şu olacak, şu meslekler popüler olacak, hadi yürüyün demek hem zor hem de biraz da kendini bilmezlik. Çünkü bu kadar zeki insan geleceği tahmin etmeye çalışıp yanıldıysa insanın biraz daha mütevazi olması gerek. Geleceği tahmin etmek, geleceğin mesleklerini tahmin etmek konusunda. Yoksa fiyakalı laflar etmek mümkün. Yani gelecekte her şeyi robotlar yapacak, insanlara bir şey kalmayacak, işsiz kalacaklar. İşte yapay zeka, big data, endüstri 4.0, 5.0 böyle fiyakalı teknik terimlerle konuşmayı bezeyip geleceği tahmin ediyor görüntüsü vermek çok kolay. Ben de yani işte Einstein, Edison olmadığım için burada diyeceğim, kimse de hatırlamayacak dediğimi, gidip gazetelerde de Ercan Hoca böyle dedi, çıkmadı, yalan atmış falan demeyecek kimse. Dolayısıyla çok kolay da sallayabilirim aslında. Ama dikkat çekmek istediğim başka bir şey var benim. Gelecek trendi ne olursa olsun, gelecek meslekleri ne olursa olsun, değişmeyecek olan bir şey var. O meslekleri icra edecek olanlar gene biziz. İnsan öyle bugünden yarına değişen bir şey değil. Yaptığımız işler değişebilir, mesleklerin adı değişebilir, para kazandığımız, ekmeğimizi yediğimiz yerler değişebilir, kullandığımız telefonlar değişir, teknoloji değişir. Ama bütün bu değişimlerin altında değişmez olan bizim insan olmamız. Bizim insanlarla beraber çalışacak olmamız, üretimde birlikte çalıştığımız şeylerin hala insan olması, bunlar değişmeyecek. En azından 7-8 milyon yıl değişmeyecek diye düşünebiliriz. Ondan sonra bilemiyorum. Ben de burada olmayacağım zaten. Siz de olmayacaksınız. Uzun vadeli bir değişime bakıyor olabiliriz ama o değişim bugünden yarına olan bir değişim değil. Dolayısıyla o zaman değişim ne olursa olsun bizi bu değişimde ayakta tutacak, bizi bu değişimler karşısında hala üretken kılacak, hala ekmek yiyebileceğimiz bir iş yapma imkanı verecek şeyler nedir? Bunlara bakmamız lazım. Her ne kadar bazı trendleri görebilsek de, işte önümüzdeki 10 yılda şuraya doğru bir esneme olacak diye görebilsek de, ama bunların altında bizim o mesleği icra eden meslek erbapları olarak elimizde olması gereken yetiler var. Bu yetileri kazanmak önemli. Üniversite seçerken de, vaktimizi bir şeye harcarken de, öğrenirken de, bir şeyi öğrenirken, ne öğreneceğimize karar verirken de bunun kafamızda olması çok önemli. Kazandırdığımız, kazanmaya çalıştığımız yetiler bu değişimler
altında dahi değerli olan yetiler olsun. Dolayısıyla ben aslında bu yetilere dikkat çekmek istiyorum bugün. Bu gelecek bilemiyoruz. Onu anladık herhalde artık, mutabıkız. Bilemiyoruz. Bazı trendleri görebiliyoruz ama onların da yanlış çıkabileceğini biliyoruz. Üzülmüyoruz yanlış çıkınca. Ama niye üzülmüyoruz? Çünkü başka yetilerimiz var. O yetilerle hala kendimizi ayakta tutabiliriz. O yetiler nelerdir? Değişmez yetiler. Bir, mantık. Yani milattan önce 2000 yılda da işte Sokrates'in okulunda okuttuğu, Aristo'nun üstüne kitaplar yazdığı şey hala aradan geçen 4000 yıla rağmen bunlar değişmez. Mantık. Mantığı öğrenmeniz lazım. Gençler olarak. Bu mesleğe giden yolda mantıklı düşünmeyi öğrenmeniz lazım. Bu günlük kullanımımızda ya mantıklı ol, çok mantıksız konuştun, ne mantıksız şeyler, mantık dışı diyoruz ama aslında bu bir disiplin olarak oturup öğrenilebilen, kitapları olan, dersi olan bir şeydir mantık. Ve mantık eski çağlardan beri temel yetilerden biridir. Mantıklı düşünebilme, çıkarsama yapabilme, verilen bir durumdan bir çıkarsama yapma ve bu çıkarsamanın sadece size ait değil, aynı mantık metodolojisini kullanan başkaları tarafından da yapılabiliyor olması. Bu çok önemli bir yetidir. Mantık. Dolayısıyla hangi mesleği icra edecek olursanız olun, hangi okulda okuyacak olursanız olun, hangi mesleği okuyacak olursanız olun, gidin, varsa bir seçmeli mantık dersi, zorunlu mantık dersi, gidin illaki o mantık dersini alın. Ders yoksa kendiniz alın, okuyun. Kendiniz öğrenin. Ders kitabını alın. Derslere, online derslere kayıtlı olun. Bir şeyler yapın, mantığı öğrenin. İnanılmaz bir altın bilezik mantık. Onu her yerde şıkırdatmanız gerekecek bir altın bileziktir mantık. Sonra başka. Konuşma. Gene bunun da teorisi milattan önceki yıllarda okutulan bir teori aslında. Osmanlı döneminde belagat denirmiş, söz sanatı, iyi konuşma ama bu süslü konuşma anlamında değil. Bunun anlamı şudur, konuşma. Meramını anlatabilme. Düşündüğünü karşındakinin muğlak bir ifadeye meydan vermeden sadece düşündüğünüze konsantre olarak anlayabileceği şekilde meramınızı anlatabilme yetisi, konuşma yetisi. Yoksa hepimiz ana dilimizi konuşuyoruz, Türkçeyi konuşuyoruz, kırık dökük konuşuyoruz. Ama bir konuyu, sizin bildiğiniz bir konuyu bilmeyen birisine anlatmaya çalışın. Bir sürü yanlış anlamalar olduğunu göreceksiniz. Veya bildiğiniz bir konuyu, düşündüğünüz bir şeyi bir meslektaşınıza anlatmaya çalışın. Gene zorlandığınızı göreceksiniz. Ve meslek icra ederken de en çok ihtiyacınız olan yetilerden biri de bu olacak. Konuşma. Yani süslü konuşma, belagatlı konuşma, hitabetten kastetmiyorum. Hitabet sanatı değil bu. Yanında oturduğunuz, beraber çay içtiğiniz insana anlatma. Kafanızdakini dışarıya çıkarabilme. Bu çok önemli bir yeti. Düzgün ifade edebilme kendisini. Bunun bir gerektirmesi tabii ki yazabilme. Bunu yazıyla da anlatabilme. Konuşmadan biraz daha farklı bir sınırlaması vardır yazının. Vurguları yapamazsınız yazıda. Benim şu anda vurguları yapamazsınız dememi gidip yazmam mümkün değil. Onu düz yazıyoruz. Vurguları yapamazsınız. Vurguları yapamazsınız. Bunu da yazamam. Dolayısıyla yazıda elinizde bu araçlar yok. Vurgu, ünleme, uzatma, durma, gözünün içine bakma, el, bakın benim yaptığım gibi, el kol hareketleri yapma imkanınız yok. Dolayısıyla bu sınırlamalar altında nasıl yazmanız gerek? Meramınızı anlatmak için nasıl yazmanız gerek? Çok önemli bir yeti. Ve bunu sunmanız birilerine, şu an benim yaptığım gibi kafamda olan şeyi size anlatmaya çalışıyorum. Bunu bir topluluk önünde, bu çalışma arkadaşlarınız olabilir, müşterileriniz olabilir veya genel kamu olabilir. Veya şu andaki gibi öğrenciler, velileri olabilir. Muhatabınıza göre bunu sunabilme yetisi.
Bu ikisini birleştirdiniz. Konuşmayı, yazmayı birleştirdiğiniz bir yeti. Bu çok önemli bir yeti. Dolayısıyla bu da gene eski çağlardan beri önemli olan bir yeti ve gelecekte de önemli olacak olan bir yeti. Bu yetiyi, bu yetileri kullanarak zaten önemli bir mesafe kat etmiş olacaksınız. Bu yetileri kazandıysanız lise hayatınızda, üniversite hayatınızda önemli bir aşamayı kaydetmiş olacaksınız. Bu yetilerden, zamanıma bakıyorum, bu yetilerden gayrı trendlerden biraz bahsetmiştim. Bazı trendleri görebiliyoruz diye düşünmüş, söylemiştim. Geleceği çok tahmin edemiyoruz ama en azından bazı trendleri şu anda görebiliyoruz. O trendleri de dikkate alarak hangi mesleği seçerseniz seçin, o trendleri dikkate alarak gerekli yetileri de mesleğinizin içine koymanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, çok nispeten yeni bir şey bu. Çok fazla veri var artık ortalıkta. Yani biz ve bu veriyi kim üretiyor? Biz üretiyoruz aslında. Yaptığımız her aksiyonu herkesin önünde yaptığımız için yazıyoruz, çiziyoruz, post ediyoruz, onu paylaşıyoruz, bunu paylaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. İnanılmaz bir veri üretiyoruz. Ve bu veri aslında tek kendimiz için baktığımızda kendimize ait bir veridir. Ama bir üste çıkıp total verilerin kümesine baktığımızda meslekler için çok değerli bir veridir. Küçük bir örnek. Bir ürün piyasaya süreceksiniz. Ürünün tasarımında bir karar vermeniz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Klasik yöntem neydi? Şu ana kadar işte ürün tasarımında uzmanlar vardı, gelirlerdi. Onlar kafalarında iyi ürün, iyi tasarım neydi? Onların şeyleri vardı kafalarında. İyi ürünün ne olacağına dair öngörüleri, yetileri vardı. Onlar işte meslek erbabı olarak yaparlardı, tasarlarlardı. Ama artık elimizde çok daha geniş bir araç var. O ne? Üretilen veri. Üretilen veriye bakıp o veriden analiz edebilirsek bu veriyi, o veriden çok daha değerli, uzmanın bilgisinden belki zaman zaman daha değerli olabilecek veri analizinden sonuçlar elde edebiliyoruz. Duymuşsunuzdur belki işte business analyst, bir iş analisti, veri analisti, büyük veri. O bir trend. Bu sanki gitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü deli gibi veri üretmeye devam ediyoruz. Zaten eğer ürettiğiniz veri bedavaya üretiyorsanız bu veriyi, işte kullandığınız bir sürü servisi düşünün, bunları bedavaya kullanıyorsunuz. Bir şeyi bedavaya kullanıyorsanız ürünsüzsünüz. Bu kesin. Sizin veriniz, ürettiğiniz veri, post ettiğiniz mesajlarınız aslında ürün. Ürünsüzsünüz. Sizin düşüncenizi alıp analiz edip satıyorlar. Yapacak bir şey yok. Şu andaki şey o. Yani çok büyük global bir şey olmazsa mahremiyetle ilgili o trende devam edecek gibi. Ve dolayısıyla inanılmaz veriler üretiliyor. Ve bunların analizi çok değerli ve özellikle bu meslekte olmanıza gerek yok. Hangi mesleği icra ederseniz edin, şunu diyeceksiniz. Ya bir saniye, bir verilere bakalım. Bir veriyi analiz edelim. Bu ürünle ilgili veriyi analiz edelim. Kamuoyu ile ilgili veriyi analiz edelim. Bu ürünün algısıyla ilgili veriyi analiz edelim. Kullanımıyla ilgili veriyi analiz edelim. Çok büyük verileri oturup analiz etmeniz gerekecek. Ve bu yeti sadece bir mesleğe mahsus olmayacak. Bu yetiyi veteriner hekimler de kullanacak, doktorlar da kullanacak, iktisatçılar da kullanacak, işletmeciler de, mühendisler de kullanacak. Herkes için değerli bir yeti olacak. Veriyi, büyük verileri analiz edip bunlardan sonuç çıkarabilme. Bir o. İkinci bir trend gözlemlediğimiz, Türkiye'de dahil, Türkiye biraz geç gelmekle birlikte dünya nüfusu yaşlanıyor. Yaş ortalaması yukarı çıkıyor. Bu ne demek? Yaş ortalamasının yukarı çıkması. Daha çok yaşlı insan olacak. Daha çok yaşlı insan olması ne demek? Sağlık ihtiyacının daha çok olması demek. Onların bakımı ile ilgili sektörlerin daha çok büyümesi demek.
Şu anda Türkiye o trende yeni yeni girmeye başladı. Doğurganlık oranı, kadın başına doğurganlık oranı Türkiye'de son 1-2 yıldır 2'nin altına düşmüş durumda. Bir ülkede tutarlı olarak 2'nin altına düşerse kadın başına doğurganlık oranı, o ülkenin nüfusu azalır. Şu anda İtalya'da, Yunanistan'da falan bu oran 1,5 civarındadır. 2 civarındaysa, 2'nin azıcık üstündeyse ülke nüfusu sabit kalır. İngiltere'de, Almanya'da o civardadır. Türkiye'de de düşüşe geçmiş durumda. 2'nin altına düşmüş durumda Türkiye'deki. O kadın başına ortalama doğurganlık, ömür boyunca doğurganlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla sağlık sektörü daha büyüyecek. Gene bakın, insanla ilgili bir şey bu sağlıkta. Yani böyle makinelerle, teknolojiyle ilişkili bir şey değil. Gene insan olduğumuz için bir şey. İnsan olduğumuz için büyüyen bir sektör. Ayrıca insanların, sadece yaşlıların değil, gençlerin de, her yaştaki insanların da sağlıklarından daha çok haberdar oldukları bir dönemi yaşıyoruz. Belli bir yıldan beri yaşıyoruz onu ve bu trend de artarak devam edecek gibi görünüyor. Bu ne demek? İşte insanların sağlıklarına dikkat etmesiyle ilgili sektörler, spor, tıp, tedavi, rehabilitasyon, işte daha iyi yaşam alanlarına ulaşmaya çalışma, bu trend devam edecek. Bunlara hizmet eden sektörlerde daha büyüyecek gibi görünüyor şu anda. Başta söylediğim geleceği tahmin etmedeki çekinceleri hatırlatarak bunları söyleyebilirim. O tarafa doğru bir esneme görüyoruz. Bu da var olan bir trend. Dolayısıyla özetleyecek olursam, yavaş yavaş herhalde süremizin sonuna geliyoruz. Özetleyecek olursam, geleceği tahmin etmek zor. Çok zeki insanlar, acayip adını tarihe yazdırmış insanlar felaket yanlış tahminler yapmışlar. Dolayısıyla bizim onlardan daha da iyi tahminler yapacağımızı beklemek birazcık saflık olur. Ama buradan çıkaracağımız ders var. Geleceği tahmin etmek zor. Çok da böyle kibirli olmamak lazım. Daha mütevazi olmak lazım. Ama bu haber kötü bir haber değil. Ya geleceği bilmiyoruz, ne yapıyoruz gibi düşünmemize gerek yok. Düşünmemiz gereken, gelecekte de elimizde yararlı olacak yetilere konsantre olup bu yetileri kazanmamız lazım. Bunlardan, nelerden bahsettik? İşte mantık dedik, konuşma, yazma, bunu sunma, takım halinde çalışma, çalışma arkadaşlarıyla beraber bir şeyler yapabilme, okuduğunu anlama, kendi kendine öğrenebilme, sadece kitaplara, derslere bağımlı kalmama yetileri çok önemli. Bunlar önceden de önemliydi, şimdi daha da önemli olacak. Ve de bazı esneme noktalarından bahsettik son olarak. Sağlık sektörüne doğru bir esneme var. Nüfusun yaşlanması ve insanların sağlığına daha çok dikkat etmesinden dolayı. Bu ve bunun çevre sektörleri daha önemli olmaya başlayacak. Bunlara destek veren sektörler. Ve böylece benim gelecekle ilgili diyeceklerim, geçmişi hatırlatmak, geçmişin önemli yetilerinin gelecekte de değerli olacağını hatırlatmakla bitmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ercan Solak Hocam. Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkürler. Bugünün anısına size bir plaket takdim edeceğiz. Değerli hocama, Profesör Doktor Ercan Solak Hocamız, değerli bilgiler için, katlar için çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür.